Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Birkaç gün önce kutusunu açtığımız Ducati Arzum saç tıraş makinemizin bugün inceleme videosuyla karşınızdayız. Dilerseniz yukarıdan sizlere bir bant veriyorum şimdi. Oradan kutu açma videosuna da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ducati Arzum, zaten Arzum biliyorsunuz aslında her çeşit ev araç gereci yapan bir Türk firması. Ducati ile birlikte, Ducati de biliyorsunuz zaten motor sporlarından duymuşsunuzdur en azından. İtalyan bir marka. Üçlerini birleştirdiler ve ortaya Arzum Ducati tıraş makinesi çıkmış oldu arkadaşlar. Tasarım olarak son derece sportif ve göze hoş gelen bir makine. Tabi günün sonunda bir telefon değil ya da bir bilgisayar değil. Tasarımdan ziyade ne önemli? İşlevleri önemli. Kutudan iki tane bıçak çıkıyor arkadaşlar. Bu karantina günlerinde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de belki bu iki bıçak diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz babalardan dedelerden kalma makinelerde bir sürü bıçak var, bir sürü tarak var. Ama sonunda hepsi aynı tıraşı yapıyor. Bu da sakat bir durum. Arzum'un kutusundan dediğim gibi iki tane tarak çıkıyor. Fakat bunlar çok fonksiyonlu taraklar. Yan taraflarında 3, 5, 7, 10 rakamlar var. Bunlar ayarlayabiliyorsunuz tarakları. Dolayısıyla saçınızı bu milim derecelerine göre uzaltıp kısaltabiliyorsunuz. Yani bir tane tarak, iki tane tarak çıktı işine işte. İki tane farklı uzunluk opsiyonu gibi bir şey gelmesin aklınıza. Burada çok farklı opsiyonlar yer alıyor. Yani yanları kısa, üstleri uzun bırakabilirsiniz. Ya da ne bileyim arkaları uzun bırakabilirsiniz. Çeşitli fonksiyonlarda tıraş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben saçlarımı daha önce babama kestirmiştim. Küçükken de o keserdi. Dolayısıyla saç tıraşı konusunda az buçuk tecrübeleri olduğunu söyleyebilirim. Bugün de yine babama kestireceğim. Yani tabii kendiniz de saçınızı tıraş edebilirsiniz. Nedir en nihayetinde? Makineyle gireceksiniz. Aynanın karşısında yapacaksınız. Fakat biz hani video işini de biraz kolaylaştırma açısından yine babamın kapısını çalacağım birazdan ve beni tıraş edecek. Bakalım inşallah daha güzel bir tıraş çıkar ortaya. İlk tıraşımı kendi makinesiyle yapmıştı. O bu Tahtakale'den bir yerden almış makinesini işte. Biliyorsunuz genelde böyle eski kafalı insanlar biraz daha böyle internet üzerinden alışverişe çok sıcak bakmadıkları için giderler Eminönü tarafından. Elektronik eşya şeylerini alırlar. Babam da öyle yapmış. Pek makinesinden ben memnun kalmadım. Tabii ona söylemedim bunu ama. Yani yan yan mesela şu yan taraflar baktığım zaman aynada daha uzun gözüküyor. Üstler daha kısa gözüküyor. Arkalar keza öyle. Fakat Arzum Ducati ile bu sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorum inşallah. Birazdan tıraşa başlayacağız zaten. Sonrasında yine yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Tabii tıraşa geçmeden önce tıraş makinesi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Bu kablosuz bir tıraş makinesi. Zaten günümüzde pek çok tıraş makinesi artık şarjlı geliyor kablosuz. İki tane motor üzerinde sport ve normal olmak üzere. Sport daha kalın telli saçlar için kullanılıyor. Normal ise böyle daha ince saçlı teller için genelde çocuk tıraşında falan kullanılıyor arkadaşlar. Ki sportla normal modda çıkan ses bile daha farklı. Yani spor modu aldığınız zaman daha gür bir ses çıkıyor. Normal moda geçtiğinizde ise duyduğunuz üzere bakın. Görüldüğü üzere ses bile fark ediyor. Yani normal modda daha ince telli saçları kesebiliyorsunuz. Evde eğer çocuğunuz falan varsa, saçı uzadıysa bunu alıp normal modda onun saçlarını kesip daha sonra işte spor modu alıp kendi saçlarınızı kesebilirsiniz. Bunu size belirtmiş olalım. Kutunun içerisinde arkadaşlar temizleme fırçası ve şarj aleti de geliyor. Şarj aleti bu eski Nokia tipi bir şarj aleti diyebilirim. Bunu adaptörü taktığınızda arkadaşlar yaklaşık olarak 90 dakikada tam şarja ulaşmış oluyor. Bu 90 dakikalık tam şarjın ardından 60 dakika boyunca performanslı bir kesiş sunabiliyorsa, yani zaten bir tıraş herhalde o kadar sürmez diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir şarjla bir tıraşı rahat rahat olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz makinenin performansını biraz görelim. Lafı daha fazla uzatmadan ben de kendimi babamın ellerine bırakıyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, tıraş sonrası tekrardan karşınızdayım. Arzum Ducati R5504 ile tıraşımı oldum. Biraz kısa oldu çünkü orada tarakta 3 numara vardı en kısa modunda. Ben onu ayarladım. Hani onu ben 3 numara zannediyordum. Bu berberlere gittiğimizde bilirsiniz 3'e vur deriz, biraz uzun kalır. O bu kadar kısalttı. 3 milim muhtemelen. Dolayısıyla siz de tarak modunu 3'e alırsanız bu kadar kısa oluyor. Bilginiz olsun. Girdikten sonra da bir daha geri dönüş olmadı zaten. 4, 5 ya da 6 yani biraz daha bir tık daha kademeyi artırırsanız bu kadar kısa olmayacaktır saçlarınız. Genel itibariyle iyiydi. Rahat bir tıraş oldu. Sıkıntı olmadı. Demin de belirttiğim üzere tıraş zaten babam yaptı. İlk o kesmişti yine. Bayağı uzamış. Onu gördük. Bir aylık falan bir saç vardı kafamda. 3'e vurdurmuştum. Bir ay uzamıştı. Şimdi tekrardan kestirdim. Genel itibariyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz de bu karantina günlerinde zaten biliyorsunuz berberler kapalı. Dolayısıyla hani bu şekilde düz olmaz da ne bileyim evinizde biraz daha böyle profesyonele yakın bir saç tıraşı yapanlar varsa dediğim gibi o taraklarda zaten ayarlar olduğu için işte yanları biraz kısa atıyorum 4 milim işte ortalar şu yukarılara doğru 6-7 milim uzunlukta tıraş yapabilirsiniz. Bu artık evdeki kişinin ya da sizin marifetinize kalmış denilebilir arkadaşlar. Kısacası bizim saç tıraş maceramızda bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.